Neler olduğunu bu soysuz söyleyecek. Şimdi konuş. Ne işler çevirirsiniz? Sana sırıtma dedik. Konuş dedik. Ben bir şey bilmem. Kimseyi de tanımam. O vakit Sırma Hatun'la neden irtibat kurdun? Neden obaya dilenci kılığında geldin? Biz sadece Bey Bolat Bey'in intikamını almak istedik. Sen Umuroğlu Alpiday değilsin. Niyetin neydi? Neden Sırma Hatun'dan alp istedin? Bu yardımına karşılık Sırma Hatun'a ne vaat ettin söyle. Konuşsana Sırma. Bu adam alpler karşılığında size ne verdi? Ne işler çevirirsin? Bey seçimini kendi adamın kazanamadı diye böyle edersin. Kendine gelesin. Ben bu adamı tanımam. Demek tanımazsın. O vakit Bey Bolat Bey'in mezarında ne diye buluştun bununla? Ne verdi de ona alpleri gönderdi? Hiçbir şey vermedi. Berke Han'ın gönderdiği altınları geri almak için istedin değil mi? Ne vaat ettin söyle! Konuş yoksa boynunu kırarım. Sırma Hatun'a altınları biz verdik. Taşkın Bey'le de irtibatın var mıdır? Bu adamla ne alakam olacak? Gebersin gitsin. Helal durasın Taşkın Bey. Durasın. Beni kurtaracağınız yerde öldürmek istersiniz. Madem öyle, o vakit herkes bilsin. Sırma Hatun'a altınları biz verdik. Daha evvel de Sırma Hatun'a altın verdik. Aha bu adam da bizim verdiğimiz altınlar sayesinde bey oldu. Yalan! İftira! Beynin elinden almak için kurulmuş bir tuzak bu. Her şey aşikar olmuştur. Siz kendinizi bunlara sattınız. Bakalım o altınlar karşılığında siz ne satın aldınız? Bir kere soracağım, bir kere cevap isterim. Bey gibi davranın. Sırma Hatun'la Taşkın Bey size altın verdi mi, vermedi mi? Biz bu altınları Beylik İhsan diye aldık. Lakin menbaanın mal olduğunu bilmezdik. Pişmanız, af dileriz.
soysuzlar. Gayrı hükmün bitti Taşkın Bey. Postan düştün. Sen de cezanı çekeceksin. Tez bu temaşaya son veresiniz. Bu postun beyi benimdir. Kimse de elimden alamaz. Boyundan büyük işlere kalkıştın. Şimdi de kanında boğul.